Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Vessalâtu vesselâmü alâ resûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli hocalarımız, kıymetli misafirlerimiz ve saygıdeğer jüri üyelerimiz, Fatih medreselerinin düzenlemiş olduğu ve yine bir ilk olan Türkiye Hatibini Seçiyor yarışmasına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Huzurlarınızda anne ve babama çok teşekkür etmek istiyorum. Yaşantımdaki emeklerinden ve beni yetiştirdiklerinden dolayı hocalarıma da çok teşekkür ediyorum. Ben sizlere 16 yaşına gelmiş bir gencin anne ve babasına haykırışını ifade etmek istiyorum. Baba, ilk eğitim ailede başlar dediniz ve bana da ilk eğitimimi siz verdiniz. Aman yavrum, sakın yalan söyleme dediniz. Akşam evde misiniz diyen komşumuza evde yokuz diyerek bence siz yalan söylediniz. Zora düşersem eğer yalan söyleyebileceğimi öğrettiniz. Arkadaşım Ahmet kursa gidiyor. Ben de gideyim dediğimde 21. yüzyılda kursa mı gidilir? Ahmet'in babası gerici bir adam diyerek bana Kur'an okursam gerici olacağımı öğrettiniz. Ablam da Ahmet'in ablası gibi örtünmek istediğinde hangi devirde yaşıyoruz demiştiniz. Hele Ahmet'in ablası çarşaf giydiğinde bu zamanda çarşaf mı giyilir diyerek hakir gördünüz. Ahmet'in ablası evlendi. Şimdi bir kız çocuğu var ve hala çarşaf giyiyor. Ufacık kız çocuğunun başına da örtü takıyor. Ve çok mutlular. Ben ablamı göremiyorum bile. Haftada bir eve geliyor. Tam istediğiniz gibi olmuş. Zenginleşmiş ve her gelişinde yeni bir araba ve yeni bir adamla geliyor. Mutlu gibi gözüküyor ama eller ve gözleri mor gibi. Şimdi ben 16 yaşına gelmiş ancak geleceğe dair hiçbir ümidi olmayan, değil topluma, kendisine bile faydası dokunmayan, karamsar ve bunalımda bir gencim. Babasına gerici dediğiniz Ahmet ise ayakları yere sağlam basan, maddi ve manevi değerleri gelişmiş, kaliteli bir genç. Keşke babacığım sen de gerici olsaydın da ben de dünya ve ahiretimi kazanacak şekilde yetişseydim. Ben bugün buraya da gelemeyecektim. Ama Ahmet hafızlığını bitirmiş. Çok sevinçliydi. Sizin gibi trafik kazasında ölen anne babasının kabrini ziyaret edip müjdelemek istiyordu. Beni de çağırdı. Gel sen de anne babanı ziyaret et dedi. Beraber geldik. Ahmet anne babasına Kur'an-ı Kerim okudu. Ben ise size sadece şikayetlerimi okuyabildim. Ama Ahmet geldi, sırtımı sıvazladı. Üzülme, ben sana Kur'an-ı Kerim okumayı öğretirim dedi. Çok sevindim. Hatta ömrümde duyduğum en güzel haberdi diyebilirim. Öğrenince gelir, size de okurum. Ahmet'e sordum, Kur'an-ı Kerim okumayı nereden öğrendin? Fatih medreselerinden. Fatih medreseleri eğitir, öğretir, yaşatır. Sözlerimi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifiyle bitirmek istiyorum. مَا نَعَلَ وَالِدُوا وَلَدًا مِنْ نَحْلِ اَفْوَلَ مِنْ اَدَبِ حَسَنٍ. Bir baba oğluna verebileceği en güzel miras güzel ahlaktır. Rabbim cümlemizi güzel ahlakla yaşayıp vefat etmeyi nasip eylesin. Hepinizi
davetçilerin en büyüğü olan Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.